Hepinize tekrardan merhabalar arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte sizin istediğiniz bir oyun var. Biliyorum. Valorant. Evet. Valorant videosunu çek demiştiniz bana. Sürekli. Hatta en çok istenilen benden o. Ve bugün neden onun videosunu çekmediğimi ve Valorant oyun hakkında iyice eleştireceğimi yani neleri beğenmiyorum, neleri beğeniyorum falan. Bunları söyleyeceğim sizlere. Yani kısacası eleştiri videosu gibi bir şey olacak. Fakat bundan önce de e, fark ettiyseniz iki hafta falan video atamadık. Yani şu an bilmiyorum kanala yeni gelenler fark etmemiş olabilir. Ben iki hafta yaklaşık video atamamışım. Birkaç çünkü sağlık problemlerim oldu. Sağlık problemleri de değilsem ansla yani psikolojik problemlerim. Yani video atasın falan falan yoktu. Birkaç olaylar yaşadım falan. Onları anlatmayayım şimdi canınızı sıkmayayım falan falan. Bir şeyler oldu. Grip falan olduk öyle öyle. Ee, video atamadık, müsait olamadık. Ayrıca sınavlarda falan falan derken e, iki 2 haftayı buldu diyebilirim ama bir yere gittiğimiz yok bir yere kaçtığımız yok. Yine her zamanki gibi buradayız. Bir ayda geçse, altı ayda geçse biz yine her zaman buradayız arkadaşlar. Ve siz de bizi izlemeye devam edeceksiniz. Yani gerçekten bu kanala abone olan, bu kanalın izleyicisi olan bir insan gerçekten bizi o az izlendiğimize rağmen bile izlenir. Bazı insanlar çünkü hemen az izleniyoruz diye kaçıyorlar. Yok bot, bot, abuk muhabbetleri dönüyor çünkü. 2700 abonem var. 250 izleniyorsun. 300 izleniyorsun. Falan filan. Cercurt böyle muhabbetler dönüyor yani. Yani ben uzun süre video atamadım arkadaşlar. Yani eskisi gibi, gibi video atamadım. Çünkü ondan önce benim algoritmam 2 günde bir video atmaktı. Öyle söyleyeyim. Ama ben artık haftada bir bile video atamıyorum neredeyse. Yani çok zor onda da. Öyle diyeyim çünkü o derece yoğun olmaya başladım. Yani boş vakitlerinde de yorgun oluyorum artık. O enerjiyi kaybediyorum artık kamera karşısında. Ve ben de bugün ara tatil olduğu için, bu hafta ara tatil olduğu için bu enerjiyi topladım sizler için ve kamera karşısına çıktım. E her neyse işte kısa, kısa bir özet geçtik buradan ne anlatmadığımızla ilgili. Bugün neden Valorant videosu çekmediğimi bahsedeceğim. Bu arada ayakta video çekiyorum. Detayı fark ettiniz mi? Biraz daha rahat konuşayım dedim. Daha iyi oldu falan filan. Neden Valorant videosu çekmek istemediğimi, neden bu oyunu sevmediğimi. Çünkü herkes bana diyor demek ki sevmiyor bu herif diyor. Evet, doğru. Sevmiyorum Valorant'ı. Sevmiyorum. Çünkü burada bazı insanlar çıkacak. Çünkü bazen Valorant'la kendisini kafa yemiş yedirten insanlar var. Burada zorlandım konuşurken. Ve ben onlar için bu videoyu çektim aslında. Mesela bir laf attım Valorant'a. Uy Valorant'ı nasıl atabilirsin? Valorant gibi güzel bir oyun yok Valorant falan falan. Tamam abi güzel bak çok kötü bir oyun demiyorum. Güzel bir girişim olmuş şirket için falan falan. E, buna bir hiçbir lafım yok. Her insanın zevkleri farklı. Bir, buna bir bakalım bence. Çünkü bazı insanlar var dediğim gibi böyle bir azınlık diyoruz hatta onlara. Böyle belirli bir kesimler var. Diyor işte bu oyunu sen nasıl beğenemezsin? Bu oyun kadar güzel bir oyun yok. Bu oyun şöyle bu oyun var. Genellikle bu yaştakiler ergenliğe girmemiş çocuklar oluyor. 12, 13, 11 yaşında. Hani daha yeni yeni öğreniyor her şeyi falan filan. Çünkü bizim yaşımızdaki insanlar pek öyle demiyor. Gerçi bizimle onlarla farkımız yok. Ben de 15 yaşında adamım yani. 3 sene 4 sene var aralarında. Biz de yeni gelmiş sayılırız oradan. Ama onlar da yakında öğrenecektir diye düşünüyorum. Yakında öğrenecekler, öğreteceğiz falan falan her şeyi burada. O şekilde söyleyeyim. Öncelikle neden sevmiyorum abi oyunu? Abi ben bir kere gerçekçi seven bir insanım. Oyunları gerçekçi seviyorum her zaman. İşte ne o silahın çürümesi, ondan sonra haritanın gerçekçiliği, silahın mermiden çıkışı falan filan. Ben bunlara çok dikkat eden bir adamım. Gerçekten. Ama kalkıp da her şey hayal olursa ben oyunu oynamam. Valorant'ta her şey hayal. Bak bana Valorant'ın şu gerçekçi, şu gerçekçi falan demeyin. Valorant'ın hiçbir şey gerçekçi değil arkadaşlar. Karakterlerine tut, elinde aldıkları silahlar, haritaları falan hiçbir şey gerçekçi değil. Tamam ama bilerek bunun üzerinden gitmişler ama bunu ben sevmiyorum işte. Kendim için söylüyorum bunu. bu kendim için. Ben daha çok BF seven bir adamım. Yani BF nedir? Battlefield diye bir oyun var. Ee, savaş oyunu falan böyle hikayeli falan onlara bayılan bir adamım. Tabii onlar da pahalı bir de belirli bilgisayarları kaldırdığı için Onların hepsini oynayamıyorum. Sadece belirli oyunlarını oynayabiliyoruz diyebilirim. Bu amaçla sevmiyorum. Bak mesela Zula ve CSGO'dan örnek verin. Zula ve CSGO'yu seviyorum. Hatta bir CSGO bile ekti. Bir gün onu çekeceğiz zaten. Bunda ne iyi? Mesela bazı haritaları geniş abi. Mesela bak geniş olması benim için çok önemli. Bak şimdi eleştireceğim taraf ise bunu bütün insanlar için söylüyorum. Bütün Valorant oynaması yani bütün Valorant oynayan insanlar için söyleyeyim. Şöyle bir şey var. Haritalar çok dar abi. Bak hayali geçtim. hayal, hayal ürününü köşeye attım. Bu harita çok inanılmaz dar. Bak yolda yürüyorum. Bir anda adam karşıma çıkıyor. Gece 4'lü 5'te oynuyorum ben bu diyelim bu oyunu. O harita ödüm patlıyor yani. Ve o şekilde bağırırsam ne insan edekler ayaklanır komşular ayaklanır falan filan ben bu amaçla sevmedim. Ama kalkıp Zula ve CS:GO gibi oyunların haritaları o kadar dar olmadığı için her yerden görebiliriz insanları. Fark ettiyseniz. Ama Valorant'ın haritaları çok yüksek ve inanılmaz dar diyebilirim. Ben ben bu amaçla da Valorant'ı beğenmedim diyebilirim. İşte e, silahın tutuşu bana çok ağır gibi geliyor. Yani o bıçağı eline alması, yani bıçakla silah değişimi çok yavaş geliyor bana. Ama Zula ve da böyle değil işte. Direkt pat bıçağı çıkartıyor abi. Tak silah çıkartıyor. Ve de jarjör da hızlı değişiyor. CSGO ve Zula'da. Ama Valorant'ta böyle değil kesinlikle. Ben bu amaçla Valorant'ı beğenmiyorum. Ve de fazla hayal ürünü. Tamam. Beğendiğim taraflar neyse onu söyleyeyim. Mesela işte ultimi deniyor artık böyle atıyorlar falan filan. Güldük elendik. Ölme vakti falan böyle sesler çıkartıyorlar. Görmüşsünüzdür. Ben bu amaçla beğendim falan. Çünkü alev falan atmaları, duvarları kapatmaları falan filan. Yani... Kafamızda hayal kurduğumuz zamanında Onları canlandırmışlar burada. Ama dediğim gibi fazla hayal ürünü olduğu için bu beni açıkçası çok fazla rahatsız etti. Ve ikincisi de ne arkadaşlar? Çok uzun sürüyor maçlar. Abi gerçekten çok uzun sürüyor ya. Yani 13'e kadar bitmek nedir zaten? Bir zaten dediğin 2-3 dakika falan sürüyor. bir 1,5 dakika mı? 2 dakika mı? Falan, falan. Bu böyle değil. Ama Zula'da CSGO'yu bilmiyorum Zula Zula'da 1 dakika abi. 1 dakika rekabet 1 dakika böyle öyle bir şeydi. Hatırlamıyorum. Onunla bayağı oldu ya oynamayalı 1 Bir yıl falan oldu yaklaşık. Bir yıldır Zulay oynamıyorum neredeyse ben. Onu da o şekilde anlatayım. Yani ben bu amaçla Valorant'ı beğenmiyorum. Valorant'ın videosu da o yüzden gelmiyor sürekli. Ama Valorant videosu abi gelsin. İşte Valorant videosu çekersen biz izleriz. Biz burada kalırız falan diyorsanız. Ama gerçekten bir izleyici olarak kalırız diyorsanız. Çekeriz sıkıntı yok. Sonuçta siz, sizin istediklerini getirmem gerekiyor. Benim görevim bu. Benim işim bu. sizin istediklerinizi bu benim yerine getirmem. Ama burada ben sevmediğimi belirttim sizlere ona göre artık yaparız ona göre video çekeriz diye düşünüyorum kendinize iyi bakın görüşmek üzere sağlıcakla kalın bay bay